Şimdi ajans bugün de değerli bir konuğu ağırlayacağız. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut bizlerle birlikte. Sayın Bulut, ajans bugüne hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ekonomideki gelişmeler bitmiyor ve sizlerle bu konuları konuşacağız. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan bir faiz açıklaması gelmişti. Hemen hatırlatalım, Nisan veya sonrasındaki aylarda para politikası kurulu kararı ile ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum açıklamasında bulundu Sayın Kavcıoğlu. Bu açıklama sonrasında konuyu değerlendirelim isteriz sizinle. Evet, Sayın Merkez Bankası Başkanımız, yeni Merkez Bankası Başkanımız yurt dışında bir ajansa verdiği yazılı mülakatta bunları dile getirmiş, bunları öne çıkarmış başlıkları ve bence çok önemli başlıklar çünkü geçen hafta da yayın yaptık beraber, biliyorsunuz birkaç program da anlatmaya çalıştık. İçeride ve dışarıda gerçek dışı haberlerle piyasalarda spekülasyon yapılmaya çalışılıyor. Maalesef bu hafta sonu da devam etti. YouTube yayınlarında ve başka bazı yayınlarda gerçek dışı senaryolar sanki gerçekmiş gibi aktarılıyor ve bu aktarılan senaryolar üzerinden de yeni finansal bazı zorlamalar veya spekülasyonlar deneniyor. Bu sabah da mesela Londra piyasası ilk açıldığında Türkiye'ye etkisine baktığımızda kuru 8.18'e kadar itmeye çalıştıklarını gördük. Fakat 8.18'e doğru özellikle 8.15 üzerinde ciddi anlamda yine içeriden bir ters dolarizasyon hareketi yani bir satış hareketi geldi. Ve Türkiye'deki yerleşikler, şirketler ve bu sefer yabancılar da dahil olmak üzere bir miktar satış gerçekleşti ki şu anda da zaten 8-10, 8-12 arasında doğru kurun çekildiğini görüyoruz. Bu hareket devam ediyor ama sermaye piyasalarına yansımıyor artık, onu da altını çizeyim. Bakın son bir hafta içinde gelişmekte olan ülke piyasalarında sermaye piyasalarında %10'luk bir değer kaybı oldu neredeyse ama Türkiye'de hem Merkez Bankası Başkanı'nda görev değişiminden sonraki süreçteki spekülasyonlarda, manipülasyonlarda bir miktar değer kaybını gördük ama Türkiye gelişmekte olan piyasaların aksine geçtiğimiz cumadan itibaren, perşembe öğlenden itibaren toplanmaya ve sermaye piyasasında bir yukarı hareket görmeye başladı. Şimdi bu niye önemli? Şu açıdan önemli. Zaten gelişmekte olan piyasalarda ciddi bir zorlama, aşağı zorlama var. Çünkü bakıyorsunuz Amerikan tabirlerinde bir hareketlenme söz konusu. Bakıyorsunuz Almanya ve Fransız devlet tabirlerinde neredeyse eksi faizler var, eksi faiz var. Dolayısıyla bir euro dolar paritesi arasında bir oynama söz konusu. Bütün bu faktörleri, gelişmekte olan piyasaları etkileyen hareketi de birlikte analiz ettiğinizde Türkiye'nin geçen perşembe öğleden sonradan itibaren özellikle ve geçtiğimiz hafta başından başlayan olumsuz hareketlenmeye rağmen kendini yavaş yavaş ayrıştırdığını ve Türkiye'nin sermaye piyasasını olumluya dönerken de özellikle kurda yukarı zorlamalarda da 8 seviyesinin üzerinde ciddi bir satış geldiğini görüyoruz. Bakın geçen hafta bir rakam vermiştim. Sadece bir günde dedolarizasyon yani vatandaş ve Türk şirketlerinin içeride sattığı dolar 7,5 milyar dolar civarındaydı. Dolayısıyla bu satış hala devam ediyor ama şu tip yorumlar yapılıyor özellikle bu sabah bazı yayın organlarında gördüm. İşte bu haftadan itibaren vatandaş döviz alımına geçecek, yeni alım dalgası gelecek. Bunlar gerçekçi yorumlar değil çünkü bunları dayandırdıkları senaryolar da gerçekçi senaryolar değil. Bu sabah bakın bir erken seçim söylemi çıktı yine piyasalarda. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli ki şu andaki özellikle seçime gidilmesi için karar verme mekanizmasında olan iki önemli isim Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli defalarca Türkiye'nin tarihinde seçime gideceğini, bir erken seçim yapmayacağını, dolayısıyla önümüzde en az daha 2 yıllık bir süreç olduğunu defaatle söylediler ve altını çizdiler. Dolayısıyla bu söylem kesinlikle gerçek dışı, söylemin üstünü çizelim. İkinci bir söylem Merkez Bankası'nın 15 Nisan'da özellikle radikal bir faiz düşüşüne gideceği yönündeydi. Bu söylemi de Merkez Bankası Başkanı bu sabah çıkan özellikle Londra piyasasında, Londra'da Reuters'ta yayınlanan röportajında kesinlikle yalanladı. Niyet okuma yapmasın kimse, Merkez Bankası'nın ne karar vereceğini kimse önceden tahmin etmesin dedi ki burada bir parantez açayım. Niyet okuma, erken seçimde bir niyet okuma, Merkez Bankası radikal faiz indirecek diye bir niyet okuma, bütün bu niyet okumalar Türkiye'ye olumsuz anlamda bir piyasa yönü vermek için ama özellikle sermaye piyasalarında bu olumsuzluğun tutmadığını, dolar kurunda da 8'in üzerinde içeride bir satış olduğunu görüyoruz net biçimde. Evet, Sayın Bulut, peki şimdi bu koronavirüs pandemisi sürecine baktığımızda, bu çerçevede değerlendirdiğimizde biraz da dünyadaki ekonomik ve siyasi değişime dem vurmak isteriz sizin sözlerinizi alarak elbette. Şimdi o kadar olumsuz konuşmalar var ki piyasada bence
objektif analizleri bulup çıkarmamız gerekiyor. Her şeyden önce bir, Sayın Sağlık Bakanı Koca ne dedi? Mayıs sonuna kadar 100 milyon aşı. Baktığınız zaman 100 milyon aşı, aşılanmışları da eklediğinizde 50 milyondan fazla insanın aşılanacağını gösteriyor. Türkiye nüfusunun aşılanması gereken insan sayısına baktığınızda neredeyse aşılanması gereken nüfusun tamamının Haziran ayına kadar aşılanma imkanının Türkiye açısından olduğu görünüyor. Bu bir. İki, özellikle Güney Amerika'da ciddi sıkıntı varken Amerika kıtasında, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde aşılamanın iyi gittiğini, Amerika'nın aşılamada başarılı olduğunu, Çin'in Amerika'da aşılamada başarılı olduğunu, Rusya'nın aşılamada başarıya doğru gittiğini, yani dünyadaki devler arasında Türkiye'nin de aşılama başarısında yerini aldığını görüyoruz. Önümüzdeki süreçte şunu söyleyebilirim. Avrupa Birliği açısından sağlık sektöründeki sorunlar devam edecek. Aşı sorunu devam ediyor. Ciddi anlamda kafa karışıklığı var. İngiltere zaten kendini ayrıştırmış durumdaki, orada da bir soru işareti var kullandığı aşıda. Ama Türkiye'ye baktığınızda Avrupa'ya rağmen ciddi anlamda bir başarı gösterdiğini görüyorsunuz. Rusya'ya baktığınızda, Çin'e baktığınızda, Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığınızda ciddi anlamda başarılar olduğunu görüyorsunuz. İngiltere kısmi olarak Avrupa'dan daha iyi. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte özellikle Ramazan ayından sonra aşılamayı bitirdiğimizde ve tamamen Türkiye turizme doğru yöneldiğinde 25 milyar dolarlık bir gelir elde edecek bu yaz. Bakın 25 milyar dolar bir projeksiyon yapılan çalışmalar sonucunda. Bunu ben söylemiyorum, bunu bağımsız kuruluşlar söylüyor. 25 milyar dolarlık bir döviz girdisi Türkiye açısından mümkün. Yine baktığınızda özellikle çok uzun zamandır konuşuyoruz işte Avrupa Birliği ülkelerinin bazılarında Amerika'nın yığınak yaptığını. Şimdi bugün analizlere, özellikle bu sabah bazı analizlere baktım. Amerika'nın bu kuşatmayı Türkiye'ye karşı değil, Rusya ile yakınlaşmakta olan Avrupa'ya karşı kurduğunu birçok analist iddia etmeye başladı. Yani hedefin Türkiye olmadığını, tam tersi hedefin özellikle Rusya ile yaklaşan, gaz üzerinden Rusya'ya bağımlı olan Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu söylüyorlar. Şimdi bütün bu analizleri yan yana koyduğunuz zaman önümüzdeki süreçte yine taşlar yerinden oynadığında Türkiye'nin, Türkiye-Amerika, Türkiye-Rusya, Türkiye-Çin gibi farklı özellikle puzzle'lar kurulduğunda Türkiye'nin en avantajlı ülke olduğunu görüyoruz. O açıdan ben Türkiye'ye yatırımın devam edeceğini, Türkiye ile ilgili konuşulan aktarılan olumsuz senaryoların boş çıkacağını, Türkiye'nin Amerika ile restleşmesinin arkasından Halkbank davasının geleceğini iddia ediyor, arkasından yaptığını, bütün bunların uzun süredir konuşulduğunu ama hiçbirinin hayata geçmediğini, dolayısıyla önümüzdeki süreçte Türkiye'nin dünyanın dört büyük ülkesiyle birlikte, yani Çin, özellikle Türkiye, Amerika ve Rusya arasında Türkiye'nin denklemin en önemli parçası haline geleceğini düşünüyorum. Bakın, Türkiye'yi Amerika'nın yanında koyduğunuz zaman dünya değişiyor. Türkiye'yi Rusya'nın yanında koyduğunuz zaman dünya değişiyor. Türkiye'yi Rusya ile Çin'in yanında koyduğunuz zaman denklem değişiyor. Bütün bunlar Türkiye'nin avantajını, Türkiye'nin politikasını iyi kullanabileceğini ve karamsar olarak yayılan fikirlerin aslında hiç gerçekçi bir tabanı olmadığını gösteriyor. Bu soruyu sormanız çok iyi oldu çünkü finansal piyasaların arkasındaki getirip denklemi buraya dayıyorlar. Ben Türkiye'nin aşı, sağlık, pandemi, önümüzdeki süreçte yer değiştirme, dış politika gibi bütün denklemler analiz edildiğinde ana denklemin en önemli parçası olduğunu düşünüyorum önümüzdeki süreçte. Özellikle önümüzdeki 6 ay ve 1 yıl içinde. Evet, yani Türkiye'nin bu gidişatını aslında öngören bazı aktörlerin işte yaptığı olumsuz eleştiriler maalesef yerini tutmayacak ama bunun açıklamasını sizler de yapıyorsunuz. Peki yurt dışı piyasaları da biraz konuşmak isteriz sizlerle. Orada neler oluyor? Evet, şimdi gelişmekte olan piyasalarda ciddi son bir haftada bir sıkıntı olmakla birlikte yurt dışı piyasalarda Amerika'da bir faiz te yukarı gitme eğilimi var. Siz de bunu mutlaka takip ediyorsunuz. Yani Amerikan faizlerini daha önce birkaç dönemde gördüğümüz gibi yukarı doğru bir zorlama eğilimi var. Tabii bu aslında baktığınızda yeni Amerikan stratejisini, yeni Amerikan politikasını da bir miktar yansıtan detaylardan önümüze çıkıyor. Neden yansıtan detaylar? Amerika tekrar üretmek, tekrar ekonomi genleştirmek, tekrar büyümek, tekrar Amerika gibi, yani tekrar küresel bir güç olmak gibi söylemlerle şu anda içeride piyasalar satın alıyor bazı fikirleri. Dolayısıyla Biden'ın şu ana kadar ortaya koyduğu çizgi, Trump'ın geçmişte bırakmış olduğu çizgi, bütün bunları analiz ettiğinizde
Ki bir parantez açayım. Amerika aşılamada çok başarılı. Başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Sağlık sisteminde ilk önce ciddi bir darbe yedi ama şu anda kendini çok iyi toparladı. Dolayısıyla bütün bunlarla birlikte Amerika'nın önümüzdeki süreçte tekrar güçlenebileceğini net olarak görüyoruz. Tabii şu var. Euro dolar paritesi şu anda dolar lehine dönmüş durumda. Yani dolar euroya karşı güçleniyor çünkü doların faizi daha fazla bildiğiniz gibi. Ama bu da kısa vadede baktığınızda Avrupa'daki şirketlerin bir miktar ihracatını artırıp karını artırabilir ama orta vadede yine yurt dışı piyasalara baktığımızda ben Amerikan piyasalarının kısa vadede ve orta vadede olumlu kalmaya devam edeceğini, gelişmekte olan piyasalar içinde de Türkiye'nin olumlu kalmaya devam edeceğini, gelişmekte olan piyasaların bazılarında sıkıntıların büyüyebileceğini ama Türkiye'nin bu denklemden kendini ayrıştırıp tamamen gelişmiş piyasalarla birlikte hareket edebileceğini düşünüyorum. Bakın Türkiye ile ilgili olumsuz yorum yapan Türkiye'nin bir ödemeler dengesine gireceğini savunuyorlar. Sadece bir rakam vereyim. O kadar büyüttükleri önümüzdeki 90 gün, önümüzdeki 90 gün dedikleri bu sabah rakamlara baktım. Türk bankaları önümüzdeki 90 günde ödeyeceği sendikasyon kredisi veya yenileyecek ki bu yenilenecek tamamı 6 milyar dolarla 7 milyar dolar arasında. Vatandaş bir günde 7,5 milyar dolar sattı. Yani rakamları yan yana koyduğunuzda aslında abarttıkları ve anormal diye söyledikleri rakamların Türkiye için çok rahat döndürülebilir, kaldırılabilir rakamlar olduğunu görüyorsunuz. Evet, Sayın Bulut çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha sormak Ben isterim teşekkür elbette. ederim. Bu hafta Tabii. başladı ve Türkiye'deki acaba piyasalar nasıl, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, şimdi geçen haftadan itibaren piyasalarda yukarı aşağı ciddi bir dalgalanma gördük. Bu hafta itibariyle dalga boyu daha düşük. Dalga boyunun ben gittikçe düşeceğini, Merkez Bankası Başkanımızın açıklamalarının özellikle okuyamayanlar tarafından bir kere daha okunması gerektiğini, çok dikkate alınması gerektiğini söylüyorum. Orada çok net söylüyor ve yine ben geçen hafta yayınlarda söylemiştim. Hatırlarsınız bastıra bastıra Sayın Merkez Bankası Başkanı atandığı geceden itibaren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Merkez Bankası Başkanı ile konuşmuş biri olarak söylüyorum. Asla olağanüstü toplantı yapılmayacak. Sayın Başkan da olağanüstü toplantı yapılmayacağını röportajında bir kere daha söyledi. Yani iddia ettikleri gibi olağan dışı, radikal, sert hareket yok. Piyasa şartları ne gerekiyor, gerektiriyorsa, piyasaların ihtiyacı neyse, piyasalara dışarıdan enjeksiyon, yani zorla yaptırılacak hareket olmadığı gibi piyasa şartları neyi gerektiriyorsa rasyonel, akılcı bir şekilde bu adımların atılacağı bir hafta, önümüzde 2 hafta göreceğiz. Onun için radikal adımlar, sert kararlar, bu tip söylemlere kimse asla taviz vermesin. Bakın Cuma günü bir tweet attı bir gazeteci. İşte kabine değişecek, şöyle olacak, böyle olacak, arkasında sert hareketler, sert kararlar alınacak oldu. O da yalan çıktı. Revizyon olur ama Sayın Cumhurbaşkanımız ne zaman kimle çalışmak istediğini karar verir, revizyonunu yapar. Sistem eski sistem değil, yeni, çok daha hızlı bir sistem. Ama şunu kesin söylüyorum, Sayın Başkan altını çizdi. Merkez Bankası Başkanımız verdiği röportajda defalarca altını çizdi. Asla radikal, asla piyasa gerçekleriyle uyuşmayan bir adım hiçbir zaman atılmadı, hiçbir zaman da atılmayacak. Sayın Bulut, şunu da hatırlatalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yabancı yatırımcıya bir çağrısı vardı. Gelin Türkiye'ye güvenin mesajı vermişti. Acaba yabancı yatırımcının Türkiye'ye an itibariyle bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, çok güzel bir soru. Sayın Başkan biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız kongrede yaptığı konuşmada ki bu 2023 vizyon konuşmasıydı. Yabancı yatırımcılara çağrı yaparken ki yabancı yatırımcılar Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Yani ne kadar olumsuz yayın yapılırsa yapılsın Türkiye'ye ciddi anlamda sıcak para olarak girmesi şart değil. Bakın bugün birçok firma Türkiye'de arazi arıyor fabrika kurmak için. Devletle, varlık fonuyla, diğer otoritelerle irtibat halinde nerede fabrika kurabilirim derdinde. Dolayısıyla yabancı yatırımcı Türkiye'ye geliyor, gelmeye de devam edecek. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın hem yabancı yatırımcıya çağrısı hem de iç özellikle piyasalara, yerleşiklere bir çağrısı vardı hatırlıyorsanız. Kendi vatandaşlarına bir çağrısı vardı. Varlık barışına katılın dedi. Biliyorsunuz Haziran 2021 süresi. Burada ben bir hatırlatma yapayım. Eğer bugüne kadar bunu zaten anlatmadıysak o bizim suçumuz ama anlatmayı defalarca denedik. Varlık barışı sadece yurt dışı varlıkları kapsamıyor. Yurt içi varlıklar ve taşınmazları da kapsıyor. Varlık barışının maddelerine bakarlarsa asla herhangi bir mali soruşturma açılmayacağı orada taahhüt edilmiş devletin birinci ağızdan, resmi ağzından. Dolayısıyla ben herkese Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını bir kere daha hatırlatıp varlık barışına katılmalarını,
sistem dışında inaktif şekilde tuttukları, kendilerine de yarar sağlamayan dövizlerini ve altınlarını taşınmazları varlık barışına kaydettirerek sıfır vergiyle, onun altını çiziyorum, vergi sıfıra düşürüldü biliyorsunuz, kaydettirerek sistem içinde kullanmalarını tavsiye ediyorum. Türkiye bizim ülkemiz. Türkiye'yi kötüleyerek, Türkiye'de felaket senaryoları çizerek hiçbir yere varamayız. Herkes bir kere daha bence aklını başına devşirsin. Gidecek bir yerimiz yok. Binlerce yıldır buradayız. Binlerce yıldır da burada olmaya devam edeceğiz. Onun için herkesi sakin olmaya ve resmi olmayan açıklamalara asla itibar etmemeye davet ediyorum bir kere daha vasıtanızla. Sayın Bulut, ekonomi reform paketi açıklandı, takvimi açıklandı ve buna göre de 2023'e kadar bütün reformlar hayata geçirilecek garantisi de verildi. Biraz da bu konu üzerine konuşalım isteriz sizinle. Evet, şimdi biliyorsunuz ekonomi reform paketi açıklandıktan sonra dünyada eşi benzeri çok az görünür bir şekilde bunun tarihi de açıklandı. Yani şu aya kadar şu yapılacak, şu aya kadar bu yapılacak. Bütün bu taahhütler şu anda açıklanmış durumda. Maliye Bakanlığı'nın sitesinde var biliyorsunuz. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomi reformları, hukuk reformlarını açıkladıktan sonra son olarak da 2023 vizyon belgesini kongre konuşmasında ortaya koydu. O vizyon belgesi konuşmanın içindeydi. Burada hedef büyüyen bir Türkiye, hedef faizlerin düşük olduğu, insanların paraya kolay ulaşabildiği, kolay olarak yatırım yapabildiği, kırtasiyeciliğin azaltıldığı, yerli üretimin özellikle ithalat yerine yapılabilecek yerli üretimin desteklendiği, savunma sanayi başta olmak üzere çeşitli endüstri kollarının daha da geliştiği, hızlandığı bir Türkiye hedefi var. Ve bakın sağlık sektörüne baktığımızda özellikle bundan yıllar önce bir hastaneden önünden geçerken oraya çok dikkat etmiştim. Çok kötü durumdaydı hastane. İçimden geçirmiştim ki depremde de hasar gördü. Ve o hastanenin önünden dün bir daha geçtim. İnanamadım hastanenin yeni binasına. Yani gerçekten inanamadım. Şimdi bak Türkiye pandemi salgını olmadan, dünya pandemiyi konuşmadan şehir hastanelerini yapmış bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanımızın şehir hastaneleri vizyonu sayesinde pandemiden çok önce bu hastaneler yapıldı. Yapılmaya devam ediyor. Yine savunma sanayinde çok ciddi bir üretim artışı var. Bağımsızlık oranımız %76-80'e geldi. Dolayısıyla tarımda yine kendi toprağı, kendi ürünü, kendi suyu olan bir ülkeyiz ki tohumları da bulup tek tek yerli tohumları da tekrar dolaşıma sokuyor. Hibrit tohumdan kurtuluyor Türkiye yavaş yavaş. Önümüzdeki süreçte dünya yeni bir dünya düzeni kuruluyor ve bu yeni dünya düzeninde tarım toprağı, kendi tohumu, tarlası, ürünü, sağlık sektörü, savunma sektörü, ekonomisi güçlü olan bir Türkiye zaten yeni dünyanın en önemli oyuncularından biri olacak. Dolayısıyla reformlar çok önemli. Sonuna kadar reformlar takip edilecek. Son olarak da çok eleştiri getiriyorlar bazı noktalarda getirip İstanbul Sözleşmesi'ne dayıyorlar. Şunu da söyleyeyim son olarak bakın. AB kriterleri dediler, Maastricht kriterleri dediler. Türkiye'ye yıllarca tabiri caizse işkence ettiler. Bugün Maastricht kriterlerinin borç rasyosunu karşılayan tek ülke Türkiye. Dolayısıyla bizim kriterler tanımlarken evet yurt dışı modellemeler atmalı, insanların daha önce edindiği tecrübeler, geçtiği yollar bunlar izlenmeli ama Türkiye kendi kadını korumak için çok daha güçlü kriterler tanımlayabilir. Kendi insanını korumak için çok daha güçlü kriterler tanımlayabilir. Ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu yönde de talimatları var, çalışmalar yapılıyor. Dolayısıyla Avrupa ülkelerinden bile daha ileri gidebilecek, kendi kadınlarımızı, çocuklarımızı, kendi insanlarımızı hukuken koruyabilecek Ankara kriterleri, İstanbul kriterleri ne derseniz deyin, kendi kriterlerimizi tanımlayıp yolumuzu devam edebiliriz. Dolayısıyla Türkiye binlerce yıllık geçmişi olan ve binlerce yıllık sentezi olan bir ülke, sentez mutlaka hayata geçiyor ve hayata da geçecek. Onun için bu eleştirilerin de kısa vadede hiç kimseye bir yararı olmadığını bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşlerinizi aktardınız. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.